Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim sizlere bayram yaklaşırken şekerpare tarifi vereceğim. Tam ölçüsüyle böyle dışarıda yediklerinizi aratmayacak. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. 125 gram oda ısısında beklettiğim tereyağı. Daha öncesinde aslında şekerpareyi paylaşmıştım kanalımda fakat menü olarak tek olarak da çekmek istedim. 2 adet yumurta, yarım su bardağı irmik, sakın fazla kaçırmayın. Yarım su bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya. Öncelikle bunları bir karıştırayım. Margarininizin oda ısısında olmasına özen gösterin. 2 su bardağı un ilave ediyorum. Öncelikle bir bardağı ilave edeyim, bir karıştırayım. Sakın ununu birden eklemeyin. Eğer ununu fazla kaçırırsanız kesinlikle şerbetini çekmiyor. O yüzden her zaman unu yavaş yavaş ilave edin. Eğer ki tatlınız şerbetini çekmediyse bilin ki ununu fazla kaçırmışsınızdır. Bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Şimdi artık elimle hamuru, yumuşak bir hamur elde edeceğim. Yanıma bir bardak daha un aldım. Şimdi bunu yavaş yavaş ilave edeceğim. Hepsini ilave etmeyeceğim. Hamuru yeterince yoğurdum artık. İle yapışmaya yumuşak bir hamur olacak. Çok böyle aşırı derecede yumuşak da yapmayın. Çok sert dediğim. Bu kıvam gayet iyi. 3 su bardağı undan bu kadar kaldı. Hemen hemen sizde de 2 ile 3 arası gidecektir. 2 bardaktan sonra yavaş yavaş ilave edin. Şimdi hamuru eşit parçalara böleceğim. Ondan sonra şeklini vereceğim. Hemen hemen ceviz kadar, biraz daha cevizden büyük parçalar koparacağım. Böyle çok çok büyük yapmayacağım. Ortalama bir 14-15 tane kadar çıkıyor. Tepsiyi yanıma aldım. Ben yapmaya başladım. Şimdi sizlere de göstereceğim. Elimde şöyle yuvarlıyorum ve uzun hale getirip bastırıyorum. Böyle oldu mu tam bir pastanedekiler gibi oluyor. Yuvarlıyorum. Elimle uzun şerit haline getirip bastırıyorum. Bu kadar kolay. Tepsiyi yağlamadım. Zaten yeterince yağlı. Çok da rahat şekil alıyor. Bir yumurtanın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Çırpıyorum ve üzerine sürüyorum. Arzu ederseniz bir tane yumurta sarısını ayırın iki yumurtadan. Kenara o şekilde de yapabilirsiniz. Ben aslında unuttum. Yani bir yumurta, bir tane de akını hamuruna ilave edip sarısını kenara ayırabilirsiniz. Üzerine sürüyorum. Bir çatalla hafif şöyle çizikler atıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Pişirme aşamasına dikkat edin. Öyle çok yükseğe de açmayın. Bu sefer çok yakarsınız. Fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Ben şerbetini de yapayım. Kaynasın. Çok kaynatmayacağım için biraz geç koydum. 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ilave ediyorum. Bir dilim de limon koyup ocağa götürüyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Tam 35 dakika boyunca pişirdim. Gayet güzel de kızardı. Şimdi şerbetini böyle ılıktan biraz daha soğuk, şekerpareleri de biraz daha sıcak bir şekilde dökeceğim. Arzu ederseniz şerbetinizi soğuk, tatlınızı sıcak olarak dökebilirsiniz.
Hepsini üzerine gezdiriyorum. Sakın çok fazlasıyla da soğuk dökmeyin tatlınızı. Bu sefer çekmeyecektir. Şerbet çok gibi gözükebilir ama birazdan hepsini çekecek. Üzerine temiz bir şeyle örteceğim. Şerbetini çekene kadar ortalama 2 saat kadar dinlendireceğim. 3 saat boyunca dinlendirdim ama sizler böyle akşamdan şerbetini döküp sabaha kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ben hemen hemen bir 3 saat önce dinlendirebildim. Üstüne birazcık şöyle toz fıstık döküyorum. Hemen bir tane alayım. Servis tabağına koyacağım. Tatlının kıvamına bakıp videomu bitiriyorum. Sizler biraz daha fazla dinlendirmeye özen gösterin. Ben çok fazlasıyla dinlendiremedim. En azından bir gece öncesinden yaparsanız çok daha güzel içini çekecektir. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.